geleceğin sanatçılarına önerim, bence kişinin kendine karşı dürüst olması çok önemli. Kendileri olmaya çalışmalılar. Bazı sanatçılar için, mesela müzisyenler için bir gecede yıldız haline gelmek mümkün olabilir. Ama bizim için bu uzun bir yolculuktu. Bu yola 12 yaşımdayken çıktım ve benim için her şey yavaş yavaş gelişti. Taş, heykeltıraş Dominik Benhura'nın ellerinde hareket kazanıyor. Benhura'nın heykellerinin yüzleri yok ama yine de duyguları aktarmayı başarıyorlar. Heykelleri taştan yapılmalarına rağmen hafif. Benhura'nın çekiç ve keskisi taşın içindeki oyunbazlığı ortaya çıkarıyor. ...1968 yılında doğan Benhura herhangi bir sanat öğrenimi görmemiş. Sanatçı heykeli Zimbabwe'deki diğer heykeltıraşlardan öğrenmiş. Bunların ilki kuzenlerinden biriymiş. Benhura ilk başta kuzeninin heykellerini cilalıyormuş ve zamanla kendisi de heykel yapmaya başlamış. Sanatçı ilk heykelini 12 yaşındayken satmış. Benhura'nın ilk ilham kaynağı doğa olmuş. Hayvan ve bitki heykelleri yapmış. Baba olduktan sonra ise anneler ve çocuklara odaklanmaya başlamış. Benhura için keskinin taştan çıkardığı sesler müzik niteliğinde ve hayatı boyunca da bu müziği dinlemek istiyor. Benhura ile Harare'deki stüdyosunda buluştuk. Eskiden kırsal bölgelerde kilden heykeller yapardım. Bundan çok hoşlanırdım. Sonra Harare'ye geldim. Taş üzerinde çalışan heykeltıraşlarla tanıştım ve bu beni çok etkiledi. 1980 civarı olmalı. 12 yaşındaydım. Ben de taş üzerinde çalışmaya başladım. Başlarda daha çok bir hobi gibiydi. Aslında hala bir hobi. ...1996 civarında çocuk figürleri yapmaya başladım. Bu süreç 1994 yılında baba olduğum zaman başladı. Aslında bu durum Zimbabwe heykelciliğinin çehresini değiştirdi. Ardından hareket içeren çalışmalar yapmaya başladım. İşlediğim konular aile değerleri etrafında şekilleniyor. Birbirleriyle ya da anneleriyle oynayan çocuklar, birlikte vakit geçiren aileler gibi. Heykellerim insan figürlerini ve aslanlar, boğalar gibi hayvan figürlerini konu aldıkları için seyahat etmek bana ilham veriyor. Genel olarak Afrika'nın ve aslında tüm dünyanın insanları ve hayvanlarından ilham aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Heykellerimde yüz hatlarına yer vermiyorum. Oyun oynayan acayip figürler yapmaya başladığımda fark ettim ki dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar üç aşağı beş yukarı aynı oyunları oynuyorlar. Anneler çocuklarını sallıyor, bebekleri havaya atıp tutuyorlar vesaire. Ben de neden yüzleri devreden çıkarmayayım diye düşündüm. Zaten birçok heykelimde yoğun bir hüzün görüyordum. Çok az sayıda heykeltıraş heykelleri mutlu gösterebilir. Bu figürlerin yüzleri olduğu duygusunu hareketle verebileceğimi düşündüm. Ve haklı çıktım, insanlar bu çalışmaları sevdiler. Gittiğim her yerde insanlar bu heykellerle bağlantı kurabiliyorlar. Çünkü figürlerim Afrikalı, Amerikalı, Türk ya da İsveçli değil. Bu tarz benim için gayet iyi iş gördü. Taş doğal bir malzeme olduğu için İşin sonunda ortaya çıkacak ürünü merakla bekliyorum. Bazen sonuç bizi de şaşırtıyor. Bazen işler planladığınız gibi gitmiyor. Aslında ben önce kağıt üzerinde eskizler yapıp, doğru taşı seçip ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Ama bu eskizlerin işi tamamen belirlemesine izin vermiyorum. Ürünün süreç içinde kendiliğinden ortaya çıkmasına izin veriyorum. Bazı ön çizimler yapıyorum. Eğer Zimbabwe'de doğmuş olmasaydım, belki de başka bir işle uğraşırdım. İşimi hala hobi olarak görebildiğim için çok şanslıyım. İşimden zevk alıyorum. Çocukken gördüğüm ve hala da zaman zaman rastladığım hayvanlardan ilham alıyorum. Ve bu harika bir şey.
Heykeller yoğun bir şekilde parlatılmış ve cilalanmıştı. Ama bazen kaba dokunun yeterli olduğuna karar veriyorsunuz. Dolayısıyla bazen yalnızca çekiçle bir çalışmayı bitirebilirsiniz. Taşın üzerinde kaba bir doku oluşturan çekiç darbeleriyle. Eğer gözüme hoş görünüyor ve işin tamamlandığını hissediyorsam orada duruyorum.